Absürt komedi denince akla ilk gelen isimlerinden biriydi usta oyuncu Aydemir Akbaş. No komşi, dvai muteberski kefilski. Son yıllarda oynadığı Kolpaçino filmleriyle gençlerin Sabri abisi olarak yeteneğini yeni nesillere taşıdı. Çok yaşa Tayfun abi. Çok yaşa demeyin evladım. O gavurun icadı. Ya Rabbi şükür değil. Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Hayat denen bu dar sokağın sonuna geldik. Burada hayat bitti. Sabri abim, bak panik yapma. Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Biz de bu katırın içindeyiz. Kurtulacağız baba. Usta oyuncu önceki gün evinde baygın bir şekilde bulunarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Akbaş'ın yakın dostları İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna hastaneye ilk koşan isimlerdendi. İbrahim Tatlıses ziyaret gününün sabahında çıkan vefat haberlerinin yalan olduğunu söyledi. Gittim yoğunmağımla gördüm. Ben o çıkan haberler yalan. Çok dedikodu var. Öyle bir, öyle bir şey. Benim ayrılışım ölmez. İbrahim Tatlıses 40 yıllık dostunu şu sözlerle anlattı. Ne bir yaramazlık, ne bir çarma, ne bir çırpma. Hiç öyle bir şey yok. Namusunu teslim et, namusunu geri al. Böyle bir adamdı. Adam gibi adam yani. Aydemir söyle. Kapıya çık geliyorum. Bitti. Nereye gidiyoruz? Ne? Sormaz bir yere bir gün. En son dedi ki dedim ki arkadaş 40 senede seni Aydemir kapıya çık diyorum çıkıyorsun. İnsan bir gün sorar nereye gidiyoruz? Bu 40 yıl içinde hiç kavganız dahi olmadı değil mi? Olmadı. Ne günler yaşadım bitti dediniz. Oturup ağladım yetti dediniz. Ve Derya Tuna ziyareti sırasında henüz hayatta olan Aydemir Akbaş için o da dua istedi sevenlerinden. Çok özel, çok özel, çok iyi bir dostum burada. Hepinizin duasına ihtiyacımız var. Ne yazık ki tüm bu dualar Aydemir Akbaş'ı hayatta tutmaya yetmedi. Aydemir Akbaş 88 yaşında hayata gözlerini yumarken akıllara Kolpaçino 4 filmindeki şu sahnesi geldi. Hayat denen bu dar sokağın sonuna geldik. Burada hayat bitti. Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Senin anlayacağın genç.